Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün market alışverişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce A101 alışverişimi göstereceğim arkadaşlar. A101'den şöyle 30'lu bir yumurta aldım. Daha doğrusu market alışverişini yaptım, sonra unuttuğum için A101'e gittim. Sonra pilavlık bulgur aldım. Bir tane şöyle kepekli ekmek aldım. Bir tane koyacağım. Sonra Fisko Birliği'nin geçen eşim istediği için ona şöyle bir fındık kremasından aldım. Sonra bir alışverişime geçelim. Bir alışverişimden şöyle muz aldım arkadaşlar. İndirimdeydi. Sonra birazcık kestane aldım. Biraz ceviz aldım. Şöyle biraz da soğan aldım arkadaşlar. BİM'de indirim vardı, soğan vesaire, bunlar hep indirimdeydi. Sonra BİM'den kahvaltılık bir şeyler aldım. Şöyle Pınar'ın hindi salamına sosisini aldım. Salam nereden çıktı? Pınar'ın hindi fümesini aldım. Sonra bir tane margarin aldım. Ben bu margarinleri normalde kullanmıyorum aslında ama bazen kurabiyelerde tereyağı ağır olduğu için bunu tercih ediyorum. Sonra BİM'den olmazsa olmaz sütümüz. Her zaman aldım. Sonra süzme peynirimiz. Şöyle bir salam aldım. Eşim de çok seviyor. Ben de aslında seviyorum ama yememeye çalışıyorum. Sonra bir tane bu sefer Akmaz'ın krem peynirini aldım. Şöyle bir kaşar aldım. Ve nugget aldım. Sevmeyen yoktur herhalde. Sonra ben bir de bunları BİM ve A101'den arkadaşlar aldıklarım. Ampagros'a gittim arkadaşlar. Ampagros'tan aldıklarımı göstereceğim. Şöyle Milo'nun bir peçetesini aldım. Sonra bizim burada etli palik bulmak gerçekten zor. Her markette yok. O yüzden bir tane şöyle ince öğütülmüş. Bununla puding tarzı şeyler çok güzel oluyor. Bunu normal günlük kahvaltıda yediğim etli falik aldım. BİM'den aldığımı hiç beğenmedim. Geçen ay BİM'den almıştım hatırlarsanız. Gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Yani böyle ince öğütülmüş değildi. Yulaf mesela etli falifin ki o kadar güzel ki gerçekten. Ama BİM'inkisi eksi. Sonra bir tane mısır aldım. Çünkü bayağıdır canımız çekiyordu. Ampagros'tan bir de şöyle kahve aldım arkadaşlar. Türk kahvesi 2 paket aldım. Genelde bir ayda 2 paket içiyoruz. Ben çok fazla içiyorum. Her gün 1-2 tane içmeye çalışıyorum. Sonra mum aldım şöyle küçük mumlardan. Sonra bir tane şampuan aldık. Aslında biz bunun çörek otlusunu kullanıyoruz ama kalmamıştı. O yüzden ben de bunu aldım. İnşallah güzel çıkar. Çörek otlusunu eğer denemediyseniz gerçekten alın ve çevrenizde Ampagros varsa 12 lira arkadaşlar, 12 TL'ye aldım bu arada. Çok uygun fiyata hem de gerçekten çok çok güzel. Hem saçınızı uzatıyor, hem kepeği karşı koruyor, besliyor. Çok güzel çörek otlusu. Ama dediğim gibi bunu daha kullanmadık. Sonra bir tane ben Organik Gurme markasının yulaf ununu aldım. Bununla kurabiye yapacağım. Videoda gösteririm size de. Sonra eşimin ve benim deodorantımız bitmişti. İkimize de deodorant aldım. Niva'ya kullanıyoruz. Sonracığıma bir tane keçi boynuzu özü aldım. Ben yulaflarda genelde keçi boynuzu özü kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane de üzüm pekmezi aldım. Tahinimiz vardı ama pekmezimiz bitmişti, o yüzden aldım. Sonra salep aldım arkadaşlar.
iki tane de şöyle Nesli'nin sıcak çikolatasını aldım. Bazen akşamları çay yapmıyoruz, böyle kahve vesaire içiyoruz. O yüzden salep aldım. Sonra şefimin ve şeyin, içim şefim ve Sirveşli'nin krem, konuşamadım, kremaları indirime girmişti arkadaşlar. Yani BİM'de bile kremalar çok pahalı. BİM'de bile 5.75, yani 6 liraya yakın. Bunlar Ampagros'ta 4.25 miydi, öyle bir şeydi sanırım, yanlış olmasın. 2 tane krema aldım o yüzden. Sonracığıma benim halı fırçam yoktu. Halı fırçası aldım Ampagros'ta görünce. Arkadaşlar oda kokusu aldım. Bu da indirimdeydi. 10 liraydı sanırım. Sonra şöyle bir mandalina aldım. 2 kilo kadar. Sürekli mandalina alıyoruz. Çok fazla tüketiliyor bizim evde. Sonra bir tane duş jeli aldım arkadaşlar. Sonra Ampagros'ta kanatı indirime girmişti. Şöyle 900 gram, 1 kiloya yakın yani kanatı aldım. Sonra ciğer aldım. Şöyle 1 kilo. 2 tane bu da var. Bir de geçen Instagram'da bir tane pirinç taşlık yapımını görmüştüm. Çok güzel duruyordu ve benim de canım çekmişti. Ve ben de indirimdeyken taşlık aldım. Sonra tavuk indirimdeydi Ampagros'ta. Gedik markasının. Ben de tavuğunu aldım. Helal sertifikalı. Sonra şöyle bir zeytin aldım arkadaşlar. Yarım kilo yeşil zeytin. Yarım kilo da siyah zeytin aldım. Evet arkadaşlar, benim market alışverişim bu şekildeydi. Ve gerçekten çok pahalı tuttu. Neden bu kadar pahalı tuttu bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz şuradaki tavuklar vesaireler, bunlar aylık alınan şeyler. Dolaba koyacağım ve ihtiyacım olduğunda çıkartacağım. Sürekli markete gitmektense, ya biz koronadan önce de böyle yapıyorduk. Koronadan sonra, yani korona şu an var ama yine böyle yapıyoruz. Daha mantıklı oluyor sürekli dışarı çıkıp bir şey almaktansa. Şimdi bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.